Sevgili Jale Tezer ailesi, iyi akşamlar dilerim. Hoş geldiniz. Sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı etkisi altına almış koronavirüsten korunmak, kendimizi izole etmek adına evde kalmaya devam ediyoruz. Evde kaldığımız bu süreçte tabii ki dünya ile olan bağlantımızı kesmiyoruz. Eğitimlerimiz zaten tüm hızıyla devam etmekte. Akşam saatlerinde ise yapacağımız sohbetlerle, söyleşilerle günümüzü biraz daha keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Bilgi dağarcığımızı genişletmeye çalışıyoruz. Bugün spor camiasının çok önemli isimlerinden bir tanesini misafir edeceğiz. Kendisi Rahmi Özcan. Rahmi Özcan, ampute futbol milli takımımızın takım kaptanı. Hatırlarsınız, yakın zamanda çok önemli başarılara da imza attılar. Avrupa şampiyonu oldular, arkasından dünya ikinciliğini kazandılar. Ki dünya şampiyonluğuna çok yakındık. Final maçında talihsiz bir şekilde şampiyonluğu kaybettik. Buna üzüldük ama onun dışında tüm başarılarla gurur duyduk. Kendisini birazdan yayınımıza davet edeceğiz. Aklımızdaki soruları soracağız. Güzel bir sohbet söyleşi olması dileğiyle Rahmi Bey'i yayınımıza davet ediyorum. Rahmi Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, iyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar, teşekkür ediyoruz Rahmi Bey, sağ olun, sizler nasılsınız? Şükürler olsun hocam, işte evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Haklısınız, siz de tabii bu süreçte kendinizi izole ediyorsunuz, çıkmıyorsunuz. Mecburen tabii ki. Doğrudur. Rabbi Bey, katılımcılarımıza kendinizi ufak bir tanıtmanızı rica etsem sizden. Rahmi Özcan ismim. Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanıyım. 15 yıldır milli takımımıza hizmet ediyorum. Dünya Avrupa şampiyonalarının bütün kadrolarında bulundum. Evet. Manisalıyım, evliyim, bir kız babasıyım. Allah bağışlasın Rahmi Bey. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Antrenörlük Bölümü mezunuyum. Hem sporcu hem antrenörüm. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hatırlayanlar mutlaka olacaktır. Yakın zamanda zaten bir Avrupa şampiyonluğu kazandık. Hemen arkasından dünya şampiyonasında, yani şampiyonluk gelebilirdi. Çok içtendi. Tarihsiz bir şekilde ikinci mi olduk diyelim ona da? Yani şu an hocanın yayına girme ihtimalini düşünerek hocanın penaltı kaçırması yüzünden diyemiyorum. Osman hocam da herhalde. Aynen. Maalesef penaltıyı kaçırdı. Sağlık olsun, biz her zaman söylüyoruz. Bir kişiye bağlı değil. Sonuçta futbol takım oyunu. Olabilir. Kesinlikle. O gün penaltı kaçırdı. Bir yıl önce de Avrupa şampiyonasında şampiyonluk golünde o attı. Ona nasip oldu. Nasipte kaderde yokmuş. Böyle sonuçlandı. Sağlık olsun. Daha evet. Jenerasyonumuz çok genç. Evet, arkadaşlarımızdan geçtiğimiz dönemde iki tane arkadaşımızı, İsmail ve İbrahim, okulumuzda zaten misafir etmiştik. Haberiniz vardı, sizi de bekliyorduk o gün. Evet, ama aksilikler diyelim, o gün siz katılımı sağlayamadınız. Öğrencilerimiz de keza çok sevdiler. Yani bir sevgi seli, anlatamam bunu size, kendileri belki anlatmıştır. Büyük ihtimal size de zaten aynı şekilde, inanılmaz aşağıdan görüyorsunuzdur, kalpler, el sallamalar. Yani inanılmaz bir sevgi seli, bir hayranlık var. Uzun bir süreçtir evdeyiz, evde kalıyoruz. Hani çocuklarımıza bu süreç içinde evde yapmalarını önerebileceğiniz, sporsal anlamda da olur, kendilerini geliştirmek anlamda da olur, herhangi bir öneriniz oluyor mu? Ya tabii ki öncelikle spordan uzak kalmamak lazım. Evde kendi imkanlarımızla bir şeyler yapabilmemiz lazım. Spor her zaman içinde olmamız gerekiyor. Beslenmelerimize, uyku düzenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ya şimdi ben çok iyi anlıyorum öğrenci arkadaşlarımızı. Eskiden alışkanlıkları vardı okul zamanında, işte erken yatıp erken kalkmak gibi. Ama maalesef şu anki durumda öğrenci kardeşlerimiz biraz daha geç vakitlere kadar uyku problemleri yaşıyor olabilir. Ama bizim öğrencilerimiz akıllıdır. Ben 10'da falan yatacaklarını tahmin ediyorum. Yayın biter uyumaya başlarlar diye düşünüyorum. Yani tabii bu bir süreç. Yani sadece sporla değil, dediğiniz gibi uyku düzeni olsun, beslenmeler olsun, bunların hepsi bir bütün olarak önemli. Bunları da söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ki hocam. Sadece sağlıklı beslenme, sağlıklı uyku, evimizde yapabileceğimiz küçük spor aktiviteleri bile bizim kendimizin zinde kalması için iyi şeyler olacaktır. En azından spordan uzak kalmamış olacağız. Kesinlikle. Şimdi mesela altta yazılanlardan öğrencilerimizden bir tanesi, frikikleriniz çok iyi demiş. Devam abi, frikikleriniz mükemmel demiş.
Hocam o benim arkadaşım. Ama Yani. o yazan benim arkadaşım hocam. O da futbolcu. Sürekli Evet. kapışıyoruz da özeniyor mu sallıyor mu anlayamadım şu an. Şimdi, mesela öğrencilerinizin arasında merak edilen konulardan bir tanesi şu. Hani unutamadığınız bir maç, unutamadığınız bir gol, aklınıza geldikçe yüzünüzü güldüren bir anınız var mı? Yani unutamadığım anı şu var. Yani benim için hayatımın en önemli maçlarından birisi. Biliyorsunuz İstanbul'da 2017'de Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu milli takımımız. Evet. Biz de çeyrek finalde son dünya şampiyonu Rusya ile karşılaştık. Evet. İlk 5 dakikada çok üstün bir oyun sergilemememize rağmen direkten dönen toplarımız falan oldu ama maalesef 5. dakikada golü yedik, 1-0 geriye düştük. Ve biliyorsunuz maçlarımız 50 dakika oynanıyor. Evet. 50 dakika tek kale top oynadık ama maalesef atamadık. 50. dakika bir penaltı pozisyonu oldu. Normalde takımın penaltıcısı benim. Maçta 1-0 mağlubuz. Şimdi ben cesaret edemedim. Gitmeye cesaret edemedim çünkü atamazsam her şey bitecek. İşte arkadaşlarıma diyorum Barış sen git yok, Fatih sen git yok, Ömer sen git yok, Serkan sen git yok abi ben atmam ben atmam. Hoca dedi ki sen nasıl kaptansın git sorumluluğunu al at dedi. Ben dedim hakkınızı helal edin gidiyorum dedim. Gitti. Yani o maçın dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Attım penaltıyı ardından bir tane de asist yaptım. 2-1 aldık maçı. Sonra yarı Evet. final nasip oldu şampiyon olduk. Benim hayatımızın dönüm maçının ne olduğunu düşünüyorum ben. Yani şampiyonluğa o son dakika golleri mi diyelim? Unutamadığınız anı, şampiyonluğa giden yolda yolumuzu açan o penaltı golü mesela. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bir yıl sonra da Dünya Şampiyonası'nda seri başı, grup başı olmamıza vesile oldu tabii ki bu. Sadece Evet, çok şampiyonlukla önemli bir şey. kalmadı. Tabii çok önemli bir şey yani seri başı olmak her zaman dediğiniz gibi bir avantaj sağlıyor. Okul psikoloğumuzun mesela bir sorusu var. Diyor ki şimdi evde kaldığımız bu süreçte diyor motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz diyor. Hayata motivasyonumuzu, spora motivasyonumuzu mu? Yani genel olarak hani öğrencilerimize tabii burada hayat olarak da öneriler verebilirsiniz. Spor olarak da öneriler verebilirsiniz. Ya bu bizim ülkemize ya da şahsımıza yapılmış özel bir durum olmadığı için dünya genelinde maalesef böyle bir salgınla problemle savaştığımız için yani çok aslında elimizden gelecek ya da yapabilecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Ya biz inançlı insanlarız sonunda. Özellikle kendim için söylüyorum. Ya sonuçta Evet. ben hayata doğuştan engelli doğmuş birisi olarak söylüyorum. Ben hayatta nasıl böyle yaşamaya alıştıysam bu ve bunun gibi durumlarda da böyle yaşamaya, bununla alışmaya, buna adapte olmaya devam ediyorum. Çünkü hayat bir şekilde devam ediyor. Kesinlikle. Evde kalmak gerekiyorsa aylarca, yıllarca, günlerce, haftalarca kalmaya devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani Evet. bu da bize motivasyon düşüklüğü ya da hayattan kopmamıza sebep olacak şeyler değil. O yüzden evde kaldığımız sürece normal hayatımızı, düzenimizi evimizde devam ettiriyoruz. Doğru diyorsunuz. Yani tabii bu bir süreç mutlaka geçecek, atlatacağız. Hani sadece bizimle de alakalı değil. Bahsettiğiniz gibi tüm dünya genelinde yaşanan bir süreç bu. Yani bu süreci minimum kendimizi sıkmadan, yormadan, evet evdeyiz ama eğitimimizi, öğretimizi, yerine göre işlerimizi aksatmadan da devam edelim diyorsunuz. Tabii ki hocam. Hayat bir şekilde devam ediyor. Yarın bir gün hayat yeniye döndüğünde şu an yapamadıklarımıza pişman olabiliriz. İşte mesela Evet. spordan uzak kaldığımızda futbola döndüğümüzde sporcular için söylüyorum. Futbola döndüğümüzde bunun problemlerini, sıkıntılarını yaşayabiliyoruz. Öğrenci kardeşlerim için, dersler için de bunlar geçerli tabii ki. Yani bugün yapmadıklarımız yarın hayat normale döndüğünde bizim için daha büyük problemlere yol açabilir. Evet, yani bu süreçte kimse kendini salmasın diyorsunuz. Herkes Tabii ki. elinden geldiği kadar çalışmaya gene devam. Zaten eğitim öğretimlerimiz bizim tüm hızıyla devam ediyor. Mesela hocalarımızdan bir soru geliyor. Kaç yıl daha futbol oynamayı düşünüyorsunuz? Valla ben bırakmayı düşünüyorum hocam. Neden öyle bir karara vardınız? Ya ben çocuk yaşta başladım futbola. Şimdi amatör futbolda biliyorsunuz amatör futbol profesyonel bir futbol değil. Di eskiden. Evet. Ama şu an biraz daha yarı profesyonel olduğunu düşünüyorum en azından.
Amatör liglerde şu olur. Alt yaş grubundan işte 9 yaşında başlayıp da 40 yaşına kadar oynayan bir oyuncu amatör kulüplerde çok zor görürüz. Hemen hemen hiç yoktur belki. Ben de çok erken yaşta başladığım için 14-15 yaşında futbola başladım ben. Yani 15-16 yıldır futbol oynuyorum. Artık biraz yorulduğumu hissediyorum. Ama tabii biraz önce de söylediğim gibi müthiş bir jenerasyonumuz var bizim. Genç Evet, kardeşlerimiz maşallah. var. Genç kardeşlerimiz var. Şu dünya şampiyonasını atlatmadan çok da niyetim yok hocam. İnşallah Allah nasip ederse. Bir tek İnşallah o şampiyonlukla. İnşallah yani şampiyonlukla. Yani zirvede diyorsunuz. Tap noktada. Bu ya işin ben tam en üstünü yaşamıştan bırakayım. dünyada alıp alabileceğim bireysel ve takım anlamındaki bütün ödüllere sahip oldum Allah'a şükür. Bir tek dünya şampiyonam eksik. Onu da tamamlamak istiyorum. Ondan önce bırakmayı çok istemiyorum. Yani inşallah o günleri de yaşarız. Tabii biz sizinle maçlarınızı da takip ediyoruz, izliyoruz. Aldığımız her galibiyette hani ülke olarak zaten gurur duyuyoruz. Mesela bir soru daha var. Hani futbola yönlendiren neydi? Yani neden futbol mesela? Başka bir branş değil de neden futbol? Yani bunu bilmiyorum hocam, sebebini de benimki aşk derecesinde. Yani ben futbol aşığıyım. Hafta sonlarım full futbol maçları izlemekle geçiyor. Amatör maç olsa onları izliyorum. Yani dünya liglerinin hemen hemen hepsini takip ediyorum. Benim çocukluktan gelen bir aşk yani. Bugün küçüklükten bir alışkanlığım vardı mesela. Dünyada hangi takımı izliyorsam o oyuncunun forma numarasını falan ezbere bilirdim yani. Futbola Evet. aşırı fazla bir ilgim var. Belki bugün biraz başarılı olabildiysem bunun sebebini de futbol olan aşkımdan, işime olan sevgimden diye düşünüyorum. Tam o arada bir soru gelmişti mesela öğrencilerimizden. Futbolu severek mi oynuyorsunuz demişti. Tam bu anlaşılan cevabı oturmuş oldu. Hani aşkla yapıyorum diyerek. Yani şu dünyada ailem mi futbol, yani başka daha fazla insanın değer verebileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Benim için futbol gerçekten çok ama çok farklı. Evet. Şimdi mesela bizim okulumuzda da futbola çok hevesli öğrencilerimiz var. İşte okulumuzun bir futsal takımı var. Antrenmanlarımızı yapıyoruz, maçlara çıkıyoruz. Hani bu çocuklarımızı motive etmek için, daha da bir güçlendirmek, kondisyon sağlamak için önerileriniz nelerdir bize? Hani Ya gerçekten inanılmaz bir jenerasyon var bizim okulumuzda da, sizin bahsettiğiniz gibi. Yani çok yetenekli oyuncularımız da var, kendini geliştirmek isteyen oyuncularımız da var. Hani aşkla, tutkuyla bu işi yapan oyuncularımız da var. Öğrencilerimiz de var. Hani neler önerebilirsiniz mesela bize? Ya bu hocam biz biraz şimdi ben oyuncu kısmını, evet ne kadar antrenörlük belgem olsa da eğitimli alaylıyım aslında. İşin iki tarafında da bulunuyorum. Ama şu an bir şey söylemek çok benim için doğru olmaz. Çünkü ben daha oyunculuk kariyerimle devam ediyorum. Antrenör olduğum zaman belki bunlar konuşulabilecek şeyler. Ama profesyonel ellerde gerekiyor kesinlikle. Büyük kulüplerle ya da profesyonel antrenörlerimizle işte sizlerin nezdinde çocuğu kendisi için çok kıymetli oluyor. İşte hepsinin Evet. çocuğu kendi gözlerinde dünya yıldızı olabiliyor. Bu da çocukta ileriki dönemlerde hayal kırıklığı yaratabiliyor. O yüzden profesyonel ellerde antrenör edilip profesyonel pedagog ve psikolog eşliğinde yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çok güzel bir noktaya değindiniz. Evet yani hepimizin çocuğu, hepimizin öğrencileri, hepimize çok güzel gelebilir ama herkesin farklı alana ilgisi olabilir tabii ki. Biri yüzmede çok Tabii ki. iyidir, biri basketbolda, biri futbolda, biri derslerde çok daha başarılıdır. Yani mesela velilerimize de buradan çok güzel bir mesaj verdiniz aslında. Hani uzman ellere bırakın, çok fazla zorlamayın. Uzman eller zaten bu işin üstesinden gelir diyorsunuz. Kesinlikle hocam. Yani bugün ülkemizde yetişen antrenörler, öğretmenler bunun için varlar. Kesinlikle. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Teşekkür ederim. Mesela bir Ben... soru daha geldi şimdi hocalarımızdan. Bu maçlar sırasında hani tabii ki bir şampiyonluk geldi. Aslında şampiyonluktan sonra daha çok bilinir bir hale geldi ampute takımımız. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsunuz hocam. Şimdi mesela o sürece kadar diyor, ülkemizin verdiği destek neydi size? Yani yeterli desteği bulabildiniz mi? Hocam şöyle, aslında biz
Avrupa ve Dünya Şampiyonalarından önce 4 tane dünya üçüncü, 2 tane Euro Cup şampiyonluğu yaşamış bir milli takımız. Yani Evet. azınacak başarımız yok milli takımın. Bu konuda Kesinlikle. mütevazı olmak istemiyorum milli takımımız adına. Çünkü şöyle, 2004 yılında, yani 16-17 yıllık mazisi olan şu anki milli takımın 50-60'lı yıllarda başlayan dünyada futbol, biz çok ama çok geride olmuş olmamıza rağmen şu an dünyada ilk iki, hatta belki dünyanın zirvesinde biz varız. Ne kadar dünya Kesinlikle yani bir şampiyonu. Avrupa şampiyonluğu, bir dünya şampiyonası finali bu otomatikman son zamanlarda bizi zirveye çıkartıyor. Ya çok kısa zamanda büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki 2017 Avrupa Şampiyonası'na kadar aslında amatör futbolun çok bilinirliği yoktu. 2007'de yine ülkemizde yapılmıştı Dünya Şampiyonası. Biz yine ilk kez dünya üçüncüsü orada olmuştuk. O zaman Evet. ulusal basında çok fazla yer almıştı. Devlet nezdinde bakanlık ve Türkiye Futbol Federasyonu ayağında, tabii federasyonu olduğu gibi bize de çok büyükler oluyordu. Yalnız tabii ülkemiz, insanlarımız bilmiyordu, tanımıyordu daha bizi. 2017 Avrupa Şampiyonası meyvesi oldu. Evet, yani o sürece kadar çok fazla değildi diyorsunuz ama sonuçta bir meyvesini alarak ön plana çıkarttık. Şu an sanırım destek tamdır. Öyle umut ediyorum. Ya şu an destek fazlasıyla tam. Çünkü biz 2017'de aslında Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığımız dönem, mesela beni hala etkileyen olay şuydu. Riva tesisleri, A milli takım tesislerimizde yapılacaktı Avrupa Şampiyonası. Ve biz de Evet. kamplarımızı, antrenmanlarımızı da yapıyorduk. Biz oradayız diye eski Türkiye Futbol Federasyonu Demirören A kampını Riva'dan aldı, Antalya'ya götürdü. Bize de şunu söyledi. Mesela o beni çok etkilemişti. Şampiyonaya bir hafta kala, çocuklar tınınızı bozmayın. Gerekirse A milli takım Antalya'da Riva dışında kamp yapmasını bilecek dedi. Ve milli takımı Riva'ya almayıp Antalya'ya kampa götürmüştü. Mesela o olay beni çok motive etmişti. Yani biz de milli futbol değer görebildiğimizi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bizde olduğumuzu o gün hissetmeye başlamıştım. Anladım. Şimdi mesela gelen sorulardan bir tanesini daha sizinle paylaşmak istiyorum. Bildiğimiz kadarıyla Beşiktaş Elhamdülillah hocam. taraftarsınız. Yine altta öğrencilerimizden bir tanesi yazmış. Vodafone Park'ta oynamak nasıl bir duygu demiş. Hocam inan, her yerde söyledim, yine tekrar ediyorum. Kendi lig maçlarımız, milli takımdaki hayatım, aile hayatımdan başka Vodafone Park'ı yeni halini maç izlemeye gidememiştim. Ya Evet. ne zaman nasip olacak, ne zaman gideceğim, hep hafta sonları kendi maçlarım denk geliyor falan diye gidemiyordum, fırsat bulamıyordum. Bir anda kendimi sahada futbolcu olarak buldum. Yani Yani direkt canlı canlı sevinç ya. içindeydim dediniz. Direkt çıkmadan yeşil sahaya ayak bastım direkt. Yani müthiş bir duyguydu o gün, yani anlatılacak. Yani Hala kelimelerle tarif edemiyorum. evet, kesinlikle yani işte dediğimiz gibi siz hani maça gidip izlemeyi hayal ederken orada bir kupa kaldırıyorsunuz. Yani tabii ki çok farklı bir duygudur. Hani empati kurmaya çalışıyoruz. Yani tüylerimiz o zaman bile bizim diken diken oluyor zaten. Rahmi Bey, sizi de çok fazla tutmak istemiyorum. Buradan son olarak öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, bizlere yani söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı acaba? Hocam ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Ekibiniz adına, eğitim kurumunuz adına, sizler adına bütün öğrenci kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Okul yönetiminize de kendinize Ben iyi bakın diyorum. bütün yönetimim, kurumum, öğrencilerim, velilerim adına ben size teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp bu yayına dahil olduğunuz için. Rica Kendinize iyi ederim. bakın, sağlıcakla kalın diyorum Rami Bey. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın efendim.